Basın mensubu arkadaşlarım, bildiğiniz gibi dün İzmir Seferihisar ilçemizde malum 14.51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi 17-26 kilometre açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem yaşadık ve bu deprem neticesinde şu an itibariyle 37 vefatımız var, 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın şu anda tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var. Bunların içinde 3 tane ağır hastamız var. Ve şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103. Tabii bütün bu süreci başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız olsun, Cumhurbaşkan Yardımcımız olsun, Sağlık Bakanımız, Adalet Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ve bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Tarım Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımızın sağlık durumundaki sıkıntı sebebiyle yardımcısı ona vekaleten bu süreci takip ediyor. Ve Diyanet İşleri Başkanımız, bunun yanında Kızılay'ımız, AFAD'ımız hep birlikte burada kurumlar olarak bulundular. Tabii İzmir Valimiz süreci sürekli benimle de irtibat halinde koordine etti. Belediye Başkanımız aynı şekilde bu sürecin içerisinde o da yer aldı. Bütün bunlarla birlikte de milletvekili arkadaşlarımdan İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım Bey aynı şekilde süreci yakından takip etti. Ve tüm İzmir Milletvekili arkadaşlarım bu süreç içerisinde yer alırken Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarım da buradaki bütün enkazların olduğu bölgelerde görev aldılar ve buralardan da bu işi takip ettiler. Bütün bunların yanında yine silahlı kuvvetler olarak Genelkurmay Başkanımız işi yakından takip etti. Milli Savunma Bakanım yurt dışında olduğu için bu sürecin içerisinde yer alamadı. Ancak tabii Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 adet kargo uçağı full burada görev icra etti. Personel ve araçların sevkiyatına şu anda da devam etmekte. Bir diğer konu AFAD, Sakarya, Bursa ve Afyon'dan birer adet olmak üzere 3 mobil koordinasyon aracıyla, tırıyla burada görev ifa etti. Bölgeye toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda. Yani bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Tabii bütün bunların yanında 24 milyon şu ana kadar ödenek gönderdik ki bunun ihtiyaca göre valimizin koordinesinde yapılacak taleple, bakanlarımızın yapacağı taleple bunun sürekli olarak devamı söz konusu. Şimdi burada yoğun bir şekilde rezerv alan temini çalışmalarını yürütüyoruz. Bu rezerv alan çalışmalarıyla birlikte de süratle enkaz kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp bu rezerv alanlara göre de Çevre Şehircilik Bakanlığımız buralarda hemen süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz ve bu rezerv alanlarla birlikte hemen enkazların kaldırılması, ardından burada inşaat çalışmalarına başlayacağız ve süratle de inşallah en kısa zamanda bu inşaat çalışmalarıyla birlikte bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız. Ama bu süre içerisinde yani ola ki vatandaşlarımızın içerisinden değişik yerlerde kiralık ev bulan arkadaşlarımız da, vatandaşlarımız da biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmelerini sağlayacağız. Eşyaları zarar görmüş olan tabii ki vatandaşlarımız var. Onların bütün ev eşyalarının temini ve onların da bedellerini aynen yine Çevre Şehircilik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ödemek suretiyle onlara en ufak bir burada da sıkıntı yaşatmayacağız. Bunu Elazığ'da da yaptık, Malatya'da da yaptık. Bu tür depremlerin olduğu yerlerde bunların hepsini yaptık. Burada da aynı şekilde bunu yapmak suretiyle bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kaldı ki bunların dışında elimizde konteynerlarımız var. Bu konteynerleri de uygun olan yerlere yerleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın buralarda, bu konteynerlerde yaşam imkanını da sağlamak suretiyle adımlar atabiliriz. Bu konuyla ilgili aynı şekilde hazırlıklarımız var ve burada da bir tereddüdümüz söz konusu değil. Gerek AFAD, gerek Kızılay her türlü yemek ihtiyacını vesairesini zaten karşılama imkanına da sahip ve burada hamdolsun havalar şu anda güzel. O da bizim için ayrı bir avantaj. Bu imkanı da gayet iyi bir şekilde değerlendirerek bu süreci işleteceğiz. Kaldı ki bu hafta içerisinde de Milli Eğitim Bakanım bu açıklamayı da yaptı. Okulları bu hafta kapalı tutuyoruz ve okullarımızda şu anda bu hafta eğitim öğretim olmayacak. Tabii bir hafta sonra durum ne olur derseniz, çünkü bu artçı depremler şu bu filan vesaire, bunu yine Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli değerlendirmesini yapmak suretiyle eğer uzatmak gerekirse uzatılabilir. Yok tamam gerek yok artık burada aynen eğitime devam edelim denirse eğitime de devam ederiz. Bütün bunlarla birlikte dediğim gibi elimizde tabii yurtlarımız var. Bu yurtlarımızda yoğun bir şekilde aslında aileleri misafir edecek imkanlarımız da var. Ve bu konuda da vatandaşlarımız eğer biz bu öğrenci yurtlarında kalabiliriz demeleri halinde de yine aynı şekilde valilik koordinesinde, AFAD koordinesinde buralarda da kendilerini misafir etme imkanımız var. Ve burada da yine biliyorsunuz bol miktarda yurt kapasitemiz var. Burada da bir sıkıntı söz konusu değil. Ve 3000 kadar çadırı şu anda zaten Kızılay ve AFAD İzmir'de şu anda getirdi ve bunlar da şu anda hazır vaziyette. Bir kısım vatandaşlarımız zaten bu çadırlarda kalıyorlar ve bu çadırlarla birlikte de ciddi bir sıkıntıyı da aşmış bulunuyoruz. Bu vesileyle tabii dünyadan değişik ülkelerden sağ olsun bizleri sürekli arayan ülke liderleri var ve bu ülke liderleriyle görüşmelerimiz var. Bazı ülke liderleriyle bizzat telefon görüşmelerim oldu. Bazılarıyla aldığımız telgraflar var. Onlara gerekli cevabı Cumhurbaşkanlığı olarak veriyoruz. Onun için Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisova, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e, Pakistan Başbakanı İmran Han'a, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Katar Emiri Şeyh el-Taliye ve bunun yanında 88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine de şahsım, tüm heyetim, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve tekrar ben vefat eden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerime, vatandaşlarıma Rabbimden şifalar diliyorum. Rabbim bizleri bu tür musibetlerden muhafaza etsin diyorum. Ve tüm vatandaşlarıma tekrar heyetim adına saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Evet, enkaz bölgesine şöyle bir uğrarsak isabetli olur.